Sayın yolcularımız, uçuş 747'ye hoş geldiniz. Bugün Los Angeles Havalimanı'ndan San Diego Havalimanı'na doğru bir uçuş gerçekleştireceğiz. Lütfen kemerlerinizi takın. Teşekkürler. Türk Hava Yolları. Dear passengers, welcome to flight 747. We will make a flight from Los Angeles to San Diego. Please make your seatbelt. Thanks Turkish Airlines. Evet arkadaşlar, gayet resmi bir giriş oldu. Biliyorum çok heyecanlıyım şu anda. Bir takım aksan sorunları olabilir, kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar kaptan pilot Alican Adar olarak karşınızdayım. Çünkü gördüğünüz gibi artık gerçek uçaklarla, gerçek pilotlarla, belki de bilmiyorum gerçek mi sahte mi, uçacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda herkes hazırlıklarını yapmaya başladı. Ben de hemen kalkış hazırlıklarımı yapacağım. O yüzden çok çok vakit kaybetmiyorum arkadaşlar. Hani birebir her şey gerçekte aynı. Zaten izlerken göreceksiniz. Gerçek bir pilotun gerçek bir uçakta yaptığı hareketleri biz şu anda bu simülasyonda yapacağız. Bu bir oyun değildir, simülasyondur. O yüzden her şey birebir gerçekte aynı arkadaşlar. Evet, şu anda emirler geliyor. Gördüğünüz gibi motoru açın diyor şu sağ üstte. Bu kuleden gelen emirdir. Hemen açalım abi. Evet. Şöyle. Evet, açtım motoru. Startup approach, report when ready to taxi. Tamam, taksiye hazırlık için emrim bekleyin diyor. Evet, 07 pistine doğru ilerle diyor. Tamam, 07 pistine doğru ilerliyorum abi. Evet, pushback'i hazırla diyor. Doğru. Pushback nerede? Evet. Tamam, şu anda 07L pistine doğru. Evet, 07L pisti şurada. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Gerçek uçaklarla, belki de gerçek pilotlarla şu anda aynı ortamdayım abi. Lütfen bu güzel içerik için beğenmeyi unutmayın. Yine böyle gerçek oyuncularla uçmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum abi. Evet, şu anda bu arada bu kulede gerçek iş arkadaşlar. Oyunda kule olabiliyorsunuz. Veya işte benim gibi pilot olabiliyorsunuz. Ben pilotluğu seçtim. Öyle kule olmak çünkü sıkıcı, yani sürekli emir veriyorsun. Çünkü bir de kulenin şöyle bir dezavantajı var. Devamlı hareket halindesin abi. Devamlı kontrol ediyorsun. Hangi uçak nerede ne yaptı? Biraz zor. Evet. 07 pistine doğru şöyle ilerleyelim. Evet, 07 pistine doğru gidiyoruz. Abi şu uçağa çarpmayalım. Evet, öndeki uçağın kalkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda kalkış için herhangi bir emir verilmedi. Bu arada tabii ki de Türk Hava Yolları'nı temsilen geldim arkadaşlar. Şu anda bu serverda 500 kişi var bu arada, onu söyleyeyim. Bakın şu gördüğünüz beyazların hepsi uçak. Gerçek oyuncu yani. Şu anda serverda 500 kişi var ve sanırım tek Türk Hava Yolları biziz. Çok, yani bize yakışan bu zaten. Evet, şu öndeki uçak kalkmayana kadar bana kalkış emri gelmeyecek abi maalesef. Ve öndeki uçak kalkmamakta ısrarlı. Bakın gördüğünüz gibi holding point runway 07L diyor. Yani diyor ki 07 pistinde bekle diyor, işin ne? Tamam, bekleyelim abi. Evet, bekliyorum. Ha, öndeki uçak da diğer öndeki uçağı bekliyor. Orada sanırım bir kaza olmuş. Aa, pist değişti. Kaza olduğu için hava trafik kontrolöründen, yani kuleden pist değiştirme emri geldi abi. 07R pisti. Okey. Yo, 07L diyor. Az önce 07R diyordu abi. Abi dur, geriye gelme, dur ya. Change the runway 07L. Biz şu an hangisindeyiz? 07L, tamam.
İyi güzel. Kalk için hazırlan diyor. Bu ne oğlum? Arkadaşlar uçağa bakın. Küçücük. Oğlum senin burada ne işin var ya? Evet bekliyorum abi hadi. Hazırım. Flaplarım da hazır. Evet, kalkış izni verildi sanırım. Startup approved diyor. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Evet, izni veren herkese teşekkürler. Arkamızda bekleyen var mıymış? Varmış abi. Bakın gördüğünüz gibi. Kimse kesinlikle çarpmamalı arkadaşlar burada. Yani gerçekten çarparsanız ne olduğunu biliyorsunuz. Burada da o yüzden kimse kimseyi çarpmıyor abi. Ve evet sağ salim kalktık abi. Evet şu gazı 65'te alalım. Evet buradan gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eğer videonun devamını isterseniz arkadaşlar bu arada bir dahaki videoda Türkiye'de uçacağım. Yani Türkiye'de atıyorum İstanbul Ankara uçuşu yapacağım. Online bir şekilde gerçek oyuncularla ve gerçek emirlerle sadece videoyu beğenmeniz benim için yeterli. Bunun için yani daha doğrusu. Aa burada da başka havalimanı mı var? İlginç. Evet, şu anda Los Angeles'tan kalktık. San Diego'ya doğru gidiyoruz. Evet, deniz üzerinden giden var. Hatta birisi inmek üzere abi. Güzel. Good day. Holding point runway 11, ready for departure. Leaving 3000 feet. Evet. Please contact departure on 124.300. Başka bir şeye bağlanacaktı bize. Departure on 124.300. Evet. Şu an başka bir hava trafik kontrolüne bağlandık sanırım. Tam ben de bilmiyorum arkadaşlar yani. Tamam pilotta ilgim var ama şu anda bilmediğim şeyler var. Yok değil. Bu arada uçağı bilerek seçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben 747 aşığıyım. Ve tabii ki de uçuracağım uçakta bir 747-200 olmazsa olmazdı. Zaten fark ettiyseniz videonun başına Welcome to Flight 747 yani uçuş 747'ye hoş geldiniz demiştim. Evet. Devam. Niye bu kadar heyecan yaptım bilmiyorum. Ama Kaptan Mahmut. Evet. Şu anda bizim konuştuğumuz hava trafik kontrolü Kaptan Mahmut'muş sanırım. Ne oldu abi? Overspeed. Okay. Hiç sıkıntı yok. Overspeed'in çözümü kolay. Gazı 50'ye alırsın. Spoilers'a da kapatırsın yani. Bu kadar basit. Şöyle bakalım. Evet biz şu anda
Buradayız arkadaşlar. Bayağı yolumuz var. Öyle gözüküyor. Aga buradan chat'e bakalım. Chat'te Çince konuşan var, İngilizce konuşan var. Neyse abi bana Kureli olan konuşma lazım. Bunlar önemli değil. Yerel saatte 12 bu arada. Onu da söylemiş olayım. Evet, şu anda inişe bayağı yaklaşmış durumdayız. Artık yavaş yavaş hazırlıklara başlayalım. Burada biraz sanki pist etrafında, değil mi? Bir tur arttırıyor. Rötar olacak sanırım. Rötar, aynen. Doğru söylediğimi düşünüyorum. Önümüzde iki tane uçak var abi. Onun dışında üç tane. Birisi hemen dibimizde. İkisi de konvoy yaparak gidiyor. Diğeri dibimizde gösteriyor ama şu büyük ihtimalle pro pilot yazan. Değil mi abi? Yani başka hangisi olacak? Şu an tabii kuleden yeni bir emir gelmedi. Hani başka piste yönelim falan diye. O yüzden sıkıntı yok. 4100 fite doğru gidiyoruz. Dibimizdeki uçak nereye gitti abi? Farklı bir rotaya mı izledi diyeceğim, yok. Sanırım oyundan çıktı. Olabilir yani. Şöyle dışarıdan da göstereyim abi. Çok iyi ya. Valla Türk Hava Yolları adına uçmak abi çok gurur verici. Kesinlikle doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Türk Hava Yolları bayrağını seçerek. Ar dağın eteğinde uçan güvercin olsam, türkü olsam dillerde, cano cano türkü olsam dillerde. Ya ben ne diyorum ya, ben ne diyorum, Allah kafayı yedik arkadaşlar, kafayı yedik. Allah sonumuzu hayretsin. İnişimize iyice yaklaştık artık. RV11 kodlu pistimize, yani kod numaralı. Ya kodlu, kod numaralı, kodlu. Her neyse efendim, her neyse. Önümüzde yalnızca bir uçak gözüküyor. Diğer uçak inişe geçmek üzere efendim. Arkamızdan gelen var mı?
Baya baya arkamızdan. Oo, burada tabii yoğunluk. Evet. Güzel. Yani bir yandan tabii haritayı takip etmeniz zorundasınız. Hiçbir uçağa çarpmak istemem bu saatten sonra. Çünkü artık iniş aşamasına gelmişiz. Bir uçağa çarptığım anda direkt görev iptal olacağı için böyle bir şey istemem abi. O yüzden olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, şu anda bir uçağımız iniş yapmak üzere neredeyse. RV-11. Evet, RV-11. Güzel. Şu gördüğünüz pistte iniş yapacağız arkadaşlar. Ama önce sıkıntı yok. Overspeed. Ama önce nedense pistin etrafında döndürtüyor bizi. Sanırım rötar yaptık. Rötar yaptık. Başka bir uçağın inmesini beklemek zorundayız abi. Önümüzdeki uçak indikten sonra da biz de bence direkt inişe yönlendirecektir diye düşünüyorum. Kule. Yani en azından niyetimiz o yönde. Bakalım ne olacak. Evet, şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim önümüzdeki uçak iniş için hazırlanıyor. Pro pilot. Evet, inşallah kaza yapmaz eleman. Yani gerçek bir pilot için kötü hava koşulu diye bir şey yoktur. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar inişe geçiyor. Eğer ekranda gözükmezse bu uçağın simgesi maalesef ki ya kaza yapmıştır ya da oyundan çıkmış demektir arkadaşlar. Böyle bir dramatik olay var. Ha, sağlam iniş yaparsa tabii ki de normal yine böyle yeşil uçak olarak gözükecek. Biz de tabii şu an mor uçak olarak gözüküyoruz. Evet, biz de artık şu an tur atma vaktimiz geldi. Dönelim abi. Döndükten sonra direkt piste iniş yapmaya hazırlanacağız artık. Hadi kardeşim, umarım düzgün inersin. Allah yardımcın olsun. Ne diyeyim? Dön abi, dön dön dön. Şöyle. Biraz daha döndürelim hatta. Güzel. Evet, RV-11 pistimiz şu an sol tarafta. Hadi inişe geçelim artık. Evet, bu arada önümüzdeki uçak inmeyi başardı sanırım. Evet, gördüğünüz gibi tam pistin önünde abi. Aynen 20 fit diyor. Bakalım hemen buradan. Evet, inmeyi başardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 knot hızında. Hadi bakalım, darısı bizim başımıza. Biz de hemen yanındaki piste ineceğiz. O soldakine indi, biz sağdakine ineceğiz. Ne oluyor abi? Overspeed, okey. Flaps'ları fulleyelim. Spoilers'lar armed'da dursun. G'ri tam açacağız.
Hadi abi. Evet, iniş takımlarını da açtık. İniş ışıklarını da açalım. Landing lights. Şöyle. Tamamdır. Max. Tamam. Evet, artık inişin en son evresi arkadaşlar. Hadi bakalım. Yapabiliriz. Buraya kadar geldik. Yapamazsak da Allah cezamızı vermesin yani. Gerçekten ne yapacağız abi? Oyunda bile, daha doğrusu simülasyonda bile uçak indiremiyorsak. Hadi abi. Hadi yaparsın. Yaparsın. Evet. Dur abi dur. Evet, pistimiz biraz kısa. Biraz değil, bayağı kısaymış. Bayağı kısaymış. Evet. Ama arkadaşlar, sağ salim inmeyi başardık. Gördüğünüz gibi. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir iniş İstemezdim ama pistimiz gördüğünüz gibi biraz fazla kısaydı. Yine de inmeye başardık. Yolcuğumuza zarar vermedik. İndirme işlemlerini birazdan yaparım. Bir sonraki uçuş videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben Future Pilot.